Merhabalar sevgili Yay Burcu. 3 ayrı dekanda anlattığım Eylül ayı yorumlarım için karşınızdayım. 3 ayrı dekana böldüm sizin 30 derecelik Yay Burcunu. İlk 10 günde, ikinci 10 günde, üçüncü 10 günde doğanlar ya da yükselen burcum Yay diyorsanız aslında bütün detaylar yükseleni dikkate alarak planlanır ve aktarılır. Dolayısıyla ilk 10 derece, ikinci 10 derece, üçüncü 10 derece, 3 ayrı dekansınız demektir. Şimdi biraz detay verelim, sonra 3 ayrı dekanda tek tek aktaracağım sizinle ilgili yorumlarımı. Öncelikle kanalıma eğer abone olursanız ve de zil butonuna tıklayacak olursanız hemen yanında, böylelikle sürekli aktardığım bütün detaylardan anında haberdar olabilirsiniz videolarımızdan. Şimdi öncelikle gökyüzünde Merkür ve Venüs retro hareketinde ve biz Eylül'e böyle başlıyoruz. 3 Eylül'den itibaren Venüs retro hareketini durduruyor ve artık derece toplamaya başlıyor. 15 Eylül'den itibaren de Merkür aynı şekilde derece toplamaya başlayacak. Doğrusal hareketine geçecek, retrodan vazgeçecek. Dolayısıyla her birimiz için bazı konular, ev ödevimizi yaptık mı yapmadık mı, üzerimize düşeni yaptık mı yapmadık mı, pek çok konu sorgulanır Merkür ve Venüs retro iken. Nasıl sorgulanır? Eğer ki hani evinizi arabanızı tamir etmediniz, artık tamamen arızalara geçiş yapabiliriz. Dolayısıyla evde, arabada arıza veya alışverişimizde hatalı alışveriş, hiç değmeyecek bir şeye büyük para vermek gibi pek çok konuda yanılabiliriz. Ama biz bunlar, bakın, farkındalığımız yüksek olmadığından bu hale geliyor. Demek ki farkındalığımızı bununla ilgili biraz yüksek tutmamız gerekli. Ya bugüne kadar arabanıza baktırmadınız da Merkür retrosunda araba arızalandı diyorsanız, hani burası çok yerinde bir serzeniş olmamış olur. 16 Ağustos'ta bir ne yaşadık? Aslan burcunda yeni ay yaşadık. Bu yeni ayın size çok güzel bir açı atması söz konusu her 3 dekana birden. Ve bu 15 Eylül Başak yeni ayına kadar da tam bir ay boyunca sizin gerçekten şansınızı yüksek tutuyor. Bunun tam ortasında, daha Eylül'e başlamadan, 31 Ağustos'ta 7 derece Balık'ta bir dolunayımız var. Tam bir dolunay, keskin bir dolunay, etkili bir dolunay ve Satürn'e kavuşum yapıyor neredeyse. Satürn'le aynı derecelerde oluşu, üzerine düşen sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmen lazım diyor. Ama aynı zamanda yeni bir iş teklifi, farklı bir sektörden iş teklifi ya da sizin arayışta olmanız halinde çok güzel bir işinizin oluşu anlamına gelir. Demek ki 31 Ağustos'ta biz Balık dolunayının etkisiyle başlıyoruz Eylül ayına. Şimdi buraya kadar genel bilgilerdi ama şimdi birinci dekanla başlayalım. Eğer ki 22 Kasım 1 Aralık arasında doğdunuz ise ya da 0 ile 10 derece arasında yükseleniniz Yay ise, o zaman birinci dekan yaysınızdır. Şimdi anlatacaklarım sizi ilgilendiriyor. 22 Ağustos'ta başlayan bir etki var, 4 Eylül'e kadar sürüyor. Tam da Güneş burada sizin dekanınıza kare açı yapmakta. Başak'taki Güneş size kare açı yapmak. Bu, her talebinizin yerine gelmesi için böyle adım adım büyük bir sabırla çalışma mecburiyeti getiriyor. Kendiliğinden olmayacak. Bazen otorite figürleri çok katkı koyabilir ya da otorite figürleri sizi izleyebilir deriz. Yani patron, bakalım doğru ilerliyor musun, ilerlemiyor musun diye, hak ettiğini verelim vermeyelim diye sizi izliyor olabilir deriz. Aşırı derecede böyle girişimcilik, atılganlık, bu başkalarına biraz baskı hissettirebilir. O yüzden bir aşırılık olmaması gerekiyor böyle bir dönemde. Ve de Satürn biraz eleştiri verebiliyor elbette, Balık burcundaki Satürn. 25 Ağustos'la da 13 Eylül arasında, yani bu Mars'ın sizin dekanınızı, terazideki Mars'ın sizin dekanınızı görmesi söz konusu. 27 Ağustos'tan itibaren Mars teraziye geçiyor. Burada da biraz zararlı çalışır. Ama yine de sizin dekanınızı güzel görüyor olması, iyi bir açı yapıyor olması, üstleri etkilemek konusunda 13-14 Eylül'e kadar size bir güç veriyor, bir enerji veriyor. Artan bir Marsiyen enerji, yani çekicilik, işte girişimcilik, atılganlık, işbirlikçilik, rekabetçilik,
bazen hırslar, bazen rekabet, başkası mı ben mi gibi böyle bir yarışma düzenine çekmek konuları, ama inisiyatif almak, özgürce düşünebilmek bunlar için çok iyi. Bir de kadın erkek ilişkileri için kesinlikle çok iyi. Kesinlikle 13-14 Eylül'e kadar bu Mars'ın etkisiyle hani böyle çok çekici, karizmatik görünebilirsiniz. 31 Ağustos'taki balık dolunayından bahsettim. Bu 30 Ağustos'tan itibaren biz onun etkisine gireriz ve 14 Eylül, 15 Eylül'e kadar, yani orada Başak yeni ayına kadar etki verir bize. Bu bir mavi ay. Mavi ay. Dolayısıyla sizin dekanınıza kare açı yapmakta. Dolayısıyla duygusal anlamda biraz gergin olabilirsiniz. Ruh halinize duyarlı olmayan, sizi anlamak istemeyen birileri olabilir etrafınızda. Ya da sizin çok duyarlı olmanız lazım. Üzerinize düşeni yapmamışsınız. Belki sevgilinizi, eşinizi biraz dinliyor olmanız iyi olabilir. Şimdi 9 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül'e kadar süren bir Merkür açısı var size. Burası sizin dekanınıza kare açısı, yani bu ilk 10 günde doğanlar, ilk 10 derecedeki yükselen buraya kare açı yapışı öncelikle birkaç gün, 15'ine kadar retro döneminde olduğu için halen sizi gergin hissettirebilir. 9-21 arası, sonra toparlandığı vakit aksiyon almaya teşvik edebilir. Dolayısıyla iş görüşmeleri, evlilik teklifleri 15'inden sonra 21 Eylül'e kadar nispeten daha iyidir. 15 Eylül'e kadar evet Merkür retro. Bu size kafa karışıklığı, emin olmama hali, durumlardan emin olmama, sonuçtan emin olmama gibi ya da yeterince çalıştığını veyahut da yeterince hazır olduğunu bilmek bilmemek gibi kaygılar verebilir. Bakınız hangi kaygılar daha çok 27 Temmuz ile 6 Ağustos arasında her ne yaşadınızsa şimdi bir benzerini deneyimleyeceksiniz anlamına geliyor. Eylül'ün son haftası 22 Eylül'de başlayan ama 5 Ekim'e kadar ilerleyen Güneş'in güzel bir açısı var size. İşte o sebeple Eylül'ün son haftası gayet güzel. Bakın Ağustos'un son haftası da iyi ama Eylül'ün ilk günleri güzel. Demek ki bir de Eylül'ün son haftası güzel. Güneş'in sizi gösteriyor olması herkesin de sizi görüyor olduğunu gösterir. Yani inisiyatif alabilirsin, kimliğini iyi anlatabilirsin, aksiyon aldığın her konuda destek bulabilirsin. Yardımcı olacak insanlar var. Senin için ne yapabilirim diyecek insanlar var demektir. Burası kendinize olan güveninizi artırır. Her şeyden önemlisi güneş kendinize böyle bir 60'lık açıyla kendinize gelmenizi, güven duymanızı sağlar. Bakınız Satürn Mart ayından bu yana Balık burcunda biliyorsunuz ve sizin dekanınıza kare açıda ilerliyor. Ne zaman geçecek bu? Mart 2024'te. 11-12 dereceye geldiği vakit. Burada kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Bu onu gösterir ve yük altında hissedebilirsiniz. Yani boynumun borcu, bu borçlar ödenecek. Bu benim değil ama kardeşimin veya eşimin veya annemin ya da eşimin kardeşlerinin gibi bir takım borçlar ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Eş, anne bunlar için ödediğiniz konular ya teşekkürle, şükürle veyahut da geri ödenerek yerine konabilir. Ama eğer ki Satürn diyor ki, yani kare açıyla izliyorum, üzerine düşeni yapmazsan, problemli durumlardan insanları çekip çıkartmazsan bir karma yüklerim buraya diyor. Ve bu durumda senin ihtiyacın olduğu vakit biri seni görmeyebilir. O sebeple bir izolasyon, bir cesaretin kırılması olmamalı. Tam tersi cesur olunuz. Eksildiğiniz para yerine koyabileceğiniz para. O yüzden sabır, sükut içinde olmanız, sabır içinde olmanız, sıkı çalışma içinde olmanız. Satürn bunların hepsini birden bekliyor sizden. Bu Eylül'e geri dönecek olursak 23'ünden son gününe kadar 7 gün. Güneş'le Satürn'ün bir zorlayıcı açısı var. İşte o dönem borç istenir, o dönem yardım istenir, o dönem bizi gör diyen kimseler olur. Aile bireyleri demiştim, bakınız. Pek arkadaş için söyleyemem ama aile bireyleri olabilir. Burası istekleriniz, yapmanız gerekenlerle başkalarının talebi çelişebilir. Yani siz kendinize tekne almak istiyor olabilirsiniz. Herkes ister ama başkası der ki evimiz yok, gel bize ev alalım, sen de para koy. Çok abarttım ama işte harçlık isteyen bile olabilir. Şimdi burada 23 Eylül 30 Eylül arasında açık fikirli olmanız çok önemli.
Çok sıkı çalışmanız, sabırlı çalışmanız önemli. Satürn bunları söylüyor zaten. Sonra Eylül'ün sonunda 29 Eylül'de Koç üzerinde bir ne var? Size 120'lik açıda Dolunay. Koç burcunda bir dolunay var. 14 Ekim Terazi burcundaki yeni ay, yani güneş tutulması. Bu güneş tutulmasına kadar güzel bir üçgen açı görüyor olacaksınız. Etrafınızda size huzur verecek, şükran sahibi, teşekkür sahibi birileri var. Sizin rahatlamanıza, huzur bulmanıza sebebiyet verecek. Tüm ilişkileriniz daha uyumlu olacak. Ama unutmayın, Koç size 5. ev. Yani sevgili, aşk, aşk meşk konuları, bunların hepsinde fırsatlar veriyor ve yeni ilişkiler, samimi ilişkiler kurmak için de fırsatlar veriyor. Unutmayın, toplum içinde kendinizi tanıtmak için çok doğru bir zaman dilimi. Demek ki 29 Eylül 14 Ekim arasında daha huzurlu olacağız. Daha güzel. Eylül'ün son haftası güzel, özetle. Gelelim 2. dekan Yay burcuna. Eğer ki 2 ile 11 Aralık tarihleri arasında doğdunuzsa ya da 10 dereceden 20 dereceye kadar yükselen burcunuz Yaysa, o zaman 2. dekan Yay burcusunuz ve bu anlatacaklarım sizinle ilgili. Şimdi öncelikle Venüs'ün nefis bir açısı var, sizin bu ikinci dekanı görüyor sadece. Tam 10 derecedeyim hocam, olur kurtarır. Tam 20 dereceye kadar kaydım, olur kurtarır. Şimdi bu aradaysa eğer yükseleniniz 10 ile 20 derece arasındaysa, 12 Ağustos'ta aldığınız, başlattığınız bir etki var. Bu 27 Eylül'e kadar sürecek. Bu aşk meşk konuları, aşık olursunuz vesaire. Çünkü neden? Venüs hem parayla ilgilidir hem aşkla ve ilgi bulmakla ilgilidir. Dolayısıyla artan bir güzellik, çekicilik. Venüs nerede burada? Venüs Aslan burcunda. Yayı nasıl görüyor? 120'lik açıda. Öğrenciyi anlatır gibi anlattım. Bu 120'lik açı romantizm, sosyalleşme, evlilik teklifi, çıkma teklifi, inme teklifi, her şey yani. Ve Haziran'ın son iki haftasında benzerini belki yaşadınız. Yani geçici yaşadık ama şimdi yine geliyor bu kişi, olabilir. Bakınız, arada Venüs retroysa bir şey dibe indi ama tekrardan yüzeye çıkacak. 27 Eylül'e kadar da bu etki var. Bu meğerse benim ruh eşimmiş falan diyerek gelebilirsiniz. Ruh eşi, ikiz alev falan biraz sıkıntılı konular. Bu konulara çok fazla eğilmekte fayda görmüyorum. Çünkü yanlış eşleştirmelerle gelen arkadaşlar var. Hiç uymayacak ve eziyetine katlanacağı kişiyi birileri tanımlamış, bu senin ruh eşin diye. Ama eziyetine katlanmak mecburiyetiniz oluyor. O yüzden öyle ruh eşi, ikiz alev konularına bana sormadan girmeyin desem daha doğru. Kibir yapmayayım tabii şimdi de. Bu sıkıntılı bir konu. Yani bu konuda çok ciddi çalışmak gerekir, onu söyleyeyim. Şimdi sadece hani sentez burcumu, gölge burcumu bu kişide gördüm dediğiniz vakit eşleşmezsiniz. Ona sinastride, kompozitte, dev içinde bakmak gerekir. 27 Ağustos'tan itibaren 12 Eylül'e kadar bu arada Merkür bir kare açıyla, sizi yanlış anlaşılmalarla, kendinizi iyi anlatamamakla deforme edebilir. Bunu da 4 Ağustos 19 Ağustos arasında yaşadınız. 4-19. Şimdi bu ayrıntıya dikkat etmemekten hata yapmak gibidir. Bir sınava girdiniz, bir daha mı giriyorsunuz? Yine aynı sonucu almak gibidir. 4 Ağustos 19 Ağustos arası eğer bir sınava girdinizse ya da bir görüşme yaptınızsa yine aynı kalitede olacaktır. 27 Ağustos 12 Eylül arası. O yüzden bu kare açı, Merkür'ün karesi artı Merkür'ün retrosu, ayrıca Satürn balık. Şimdi bunların hepsi baskı altında olduğunuzu hissettirir. Bu kesin. Ama Merkür tüm bu zaman boyunca zaten retro. O yüzden biz bundan daha iyisini beklemeyiz. Ama Merkür'ün benim zaten retro diyor olabilirsiniz. Hazırlanmadınız. Hazırlanmazsanız problem. İster retro olsun ister düz, hazırlık yapmadığınız konuda, sunum, iş görüşmesi, kız isteme, hiç fark etmez. İyi hazırlanmazsanız sonuç aynı olur. 1 Eylül ile 13 Eylül arasına bakalım. Güneş kare yapıyor size. Aynı sonuç, aynı sonuç. İstekleriniz için çok çaba göstermen gerekir diyor. Güneşin buradaki sizin dekanınıza karesi. Demek ki ilk yarısı çok da parlak değil, değil mi? Eylül'ün. 5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül. Güneş Merkür'le kavuşacak. Ama hem Güneş'in durumu
biraz sıkıntılı. Satürn'le karşıtlığı vesaire var. Hem de Merkür'le, retro Merkür'le kavuşacak Başak'taki. Bu çok yoğun bir vakit olacak demektir. 5-6 Eylül 5-6-7 Eylül çok yoğun bir vakit, çok yoğun günleriniz olacak demektir. Bazen kastetmediğiniz bir şey söylemişsiniz, durumuna düşersiniz. Bazen yanlış anlaşılabilirsiniz. Söylenenlere, ifadelere, kelimelere çok dikkat etmeniz gerekir. Ya da alıngan kişilere denk gelirsiniz, gene dikkat etmeniz gerekir. Allah'tan ikinci yarısı nispeten daha iyi. Bakınız, terazideki Mars 10 Eylül'den 29 Eylül'e kadar, yani yaklaşık olarak söylüyorum ikinci yarısı Eylül'ün sizi güçlendiriyor. Yani burası sizin birini etkilemeniz için çok kuvvetli hale geliyorsunuz. 10'u, 11'i, 12'sine pek bakmayalım da sonrasına bakalım. 16'sından sonrasına bakalım. Kız isteyeceğiz. Ne zaman gidelim hocam? 16'dan sonra gidiniz. 17'de gidiniz, 18'inde gidiniz en erken. Çekicilik. Karizma 16-17'den sonra çok daha iyi. 29'una kadar işbirlikçi insanlar etrafınıza gelebilir 15'inden sonraki dönemde. Rekabetçi insanlar da gelebilir. Yani Mars demek rekabet de var, işbirliği de var, ikna olurlarsa falan. Yani Mars'ın bize efor katmasının yanı sıra başkalarına da böyle etkileri ya da tam tersi aksi rekabet içine girecek etkileri vereceği için Mars'ı ben çok masum ya da böyle artık koşabilirsin falan diyerek yorumlamam. Size o koşma etkisi veriyorken başkasına da rakip gösterir sizi. Dolayısıyla 29'una doğru gerçekten canlanıyorsunuz ayın 15'inden sonrasında. Merkür karesi bazı zorluklar veriyor demektir. Bu zorluk işte uzlaşmaya çalışırken zorluk gibi sizin dekana kare açıda. Merkür ve daha önce çözülmemiş sorunları çözme ihtiyacı verir. Bence güzel bir Eylül. Bilmiyorum. Umarım sizin için de öyledir. Ve 29'u çok mutlu olacağınız bir Eylül günü. 29'undan sonraki 14 gün terazideki güneş tutulmasına kadar huzurlu, mutlu ilerleyebilirsiniz. Kastettiğim şu, Koç üzerinde bir dolunay, aşk hayatınızı gösteren dolunay. Bak işte eğer yeterince gayret gösterdinse sonuç çok güzel oldu diyecek. Umarım da öyle olur. Gelelim 3. dekan Yay burcuna. Burcunuzun son 10 gününde doğdunuzsa, yani 12 ile 21 Aralık arasında doğdunuzsa ya da 20 derece ile 30 derece arasında yükseleniniz yaysa, 20 derece ile 29 derece 30 dakika, 29 derece 59 dakika, yani 20 ile 30 derece arasında doğdunuzsa diyelim. Şimdi bu size öncelikle 16 Ağustos Aslan yeni ayından başlamak üzere 15 Eylül'e kadar bir yeni ay döneminde çok uyumlu, çok güzel Aslan yeni ayı, Başak yeni ayı, yani 14, 16 Ağustos, 15 Eylül. Bu üçüncü dekanı çok güzel görüyor bu yeni ay döngüsü. Şimdi burada biriyle çıkıyorsanız bu ilişkinin birdenbire hızlanması anlamına geliyor. Aslan iyi bir bakış açısı, yani sizin yükselen derecenize ya da güneşinize. Kendinize artan bir özgüveniniz, kendinizce böyle profesyonel, hayata profesyonel bakış açınız, bunlar olur. Güç sahibi kişilerden destek alırsınız. Bir Plüton'un güç vermesi gibi. Bu 15'den, Eylül'ün 15 günü. 15 Eylül'e kadar. 16 Ağustos, 15 Eylül'e kadar. Ayrıca 10 ile 24 Eylül arası Güneş'in size bir kare açı vermesi söz konusu. Kare açı demek azıcık gerginlik verebilir. Sizin kendi istekliliğiniz, gayretinizi, otorite figürleri test etmek isteyebilir. Bakalım yeterince istekli misin? İyi hazırlandın mı vesaire diyebilir. İş için söylüyor olabilirim ama ikili ilişkilerinizde de birinin doğum gününe, birinin özel gününe, ne bileyim evlilik yıldönümüze çok iyi hazırlanmanız gerekiyor işte. 10 ile 24 Eylül biri için hazırlanmak, bir şey için, sunum için veya işte iş görüşmesi için hazırlanmak. Burada aşırı bir girişimcilik, kendini de böyle üst perdeden anlatmak zarar verir. Hani ne oldu bizim iş diye 10 kere baskı kurmak zarar verir. Yani abartmayacaksınız kesinlikle. Ama temel bilgilere sadık kalmak, temel değerlere sadık kalmak, üstüne düşeni yapmak, provoke etmemek hiç kimseyi veya başkalarının sizi provokasyonuna tepki vermemek çok önemli 10 ile 24 Eylül arasında.
tacize gelmeyin yani, o kadar da. Sonra 14 Eylül'de başlayan, 15 Eylül Başak yeni ayından bir gün önce ve 14 Ekim'e kadar süren, yani yeni ay terazide ama güneş tutulması. İşte bu sizin dekanınıza kare açı yapıyor. 3 son dekanda doğanlara veya son dekan yükselenlere kare açı yapıyor. Bu sizin istekliliğinizi, karakterinizi test edecek bazı zorluklar çıkarabilir. Ama unutmayın, aşk çok büyük. Birilerinin desteği o kadar da sizin baş edemeyeceğiniz bir şey değil. Baş edersiniz, doğru yoldasınız ve asıl hedefe odaklanarak ilerleyebilirsiniz. Takılmayın. Kare açı itici güç demek. Coşturucu güç, itici güç. Hani şunun gibi var ya, öyle babalar bazen yapamazsın, sen nasıl yapacaksın? Alamazsın ehliyet, giremezsin tıp fakültesi falan der ya babalar. İnadına gireceğim zanneder. Hani çocuk öyle söyleyecek zanneder. Bu tabii iyi bir rol model de 50'li yıllarda kaldı. Yapmayın öyle şeyler. Dolayısıyla sanki bu itici güç işte kare açı. 14 Eylül, 14 Ekim, 15 Ekim arasında bizim için bir itici güç. Bu iki yeni ay döngüsü. Ama yenilgi olabilir mi? Olabilir. Hayal kırıklığı olabilir mi? Olabilir. Sadece ve sadece iyi hazırlandınızsa problem yok. Şimdi bakınız, özellikle Neptün'ün bir açısı gereği bir kafa karışıklığınız olabilir. 17, 18, 19, 20, 21 Eylül'de biraz Neptün sizin kafanızı karıştıracak. Çünkü Güneş'le açısı sert karşı karşıya. Dolayısıyla aslında Neptün tüm yıl boyunca, bütün yıl boyunca kare açı yapıyor size. Şimdi bu kare açı hayattan istediklerini biraz sorgularsın, beklentini düşük tutsan iyi olur falan diyor. Ama bir yandan Neptün'le Güneş'in karşıtlığı bu 17-21 arasında bizim için biraz kafa karışıklığı demek. Doğru mu yapıyorum, hata mı yapıyorum, bu yola girdim, doğru mu yapıyorum dedirtir. Hele ki yaydan bir bağ kurmasını pek beklemiyorum. Yaydan bir bağ kurmasını normalde beklemiyoruz. Üçüncü dekan yaylardan. Ama evlilik yoluna da girmiş olabilirsiniz. İşte bu dönem bunu gösteriyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. O 4 gün sorgulayacak olabilirsiniz. 24 Eylül'den sonra Ekim'in ortalarına kadar Venüs çok güzel görüyor sizin bu dekanınızı üçgen açıyla. 60'lık, 120'lik açıyla. Dolayısıyla sakinleştirici, dinginleştirici birileri olur etrafınızda. Sizin de başkalarına böyle onları sakinleştiren, emin kendinden, emin bir duruş verdiğiniz, karşıyı temin edeceğiniz bir yapı kazandırır. Çözülmemiş sorunları yeniden masaya yatırabilirsiniz. Ne zaman? 28 Haziran, 15 Ağustos arası. Her ne problem yaşadınızsa. Bu Venüs retrosunun toparlanma dönemi, 24 Eylül 10 Ekim arasında bu problemleri çözebilirsiniz. O gün öyle konuştuk ama şartlar öyle değil. O gün ona öyle söyledim ama bugün toparlıyorum gibi 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 sizin karşıyı temin edeceğiniz bir takım durumlar olabilir. Küstüm oynamıyorum diye giden biri varsa da bu 28 Haziran 15 Ağustos arası o da geri dönebilir. İşte boşandık ettik, bu geri dönüş olur mu? İstemiyorsanız olmaz ama bazen bunların bile geriye döndüğünü görebiliyoruz. Boşanmış, yolları tamamen ayırmış insanlar bile çok büyük bir isteklilikle. Buradaki her şey arkadaşlar zorla değil, isteklilikle, gayretle. Yani evet ayrıldık ama sabun köpüğü, yani var ya turşu limonla mı yapılır? Sirkeyle mi diyor Adile Naşit'le eşi. Dolayısıyla yolları ayrılıyor. Belki de öyle sabun köpüğü bir konuda yollarınız ayrıldı. İşte bunlar toparlanma dönemi. Venüs ayın 3'ünde Eylül'ün evet düz hareketine dönüyor ama bu sizin için 24 Eylül'den sonra, bu dekanda 3. dekanda olduğunuz için 24 Eylül 10 Ekim arasında toparlanabileceksiniz. Böyle söyleyeyim. Yani makas çok açık olmuş oluyor bu durumda. Haziran'daki ayrılmalar 24 Eylül 10 Ekim arasında düze dönüyor. Şimdi Mars nerede? Terazide. 27 Ağustos'ta Mars teraziye geçiyor. Mars'ın çok güzel bir üçgen açısı, 60'lık açısı var sizin bu dekanınıza. Ne zaman? 25 Eylül'den itibaren. Ekim'in ortasına kadar, 15 Ekim'e kadar. Şimdi bu 25 Eylül 15 Ekim arasında Mars tam 60'lık açıyla gördüğü için sizin bu dekanı üstleri etkilemek, gözüne girmek, güzel flört ilişkileri ve sevgiliyle güzel bir yol kat etme, fikir birlikteliğine varma,
aynı konuları yeniden masaya yatırma gibi biraz böyle coşturucu etkiniz olabilir. Mars sizden yana olduğu için yani eşinizin de Mars güzel görüyor olabilir. Ama bu artan bir çekicilik, karizma, ikna gücü, rekabetçi olmak, gayretli olmak, gayretli olduğunu göstermek, flört, cinsellik hepsini birden barındırıyor. Bir de Merkür'ün sizin bu dekana kare açısı var ki Eylül'ün son günlerinde yani böyle 28 Eylül sonraki 5 gün bu aceleci düşünme getirebiliyor. Biraz aceleci olmasanız iyi olur. 28 Eylül ve 5 Ekim arasına dikkat edin derim. Bu Merkür'ün kare açısının aceleci davranmasına sebep olan konuları aslında daha önce yaşadınız. Yani 15 Ağustos 31 Ağustos arasında 16 gün aynı konuları yaşamış olabilirsiniz. Bu geçiş o dönemden bu yana çözülmemiş sorunları çözer. Bu dönemde de işte 15 Ağustos 31 Ağustos arasındaki sorunlu konuları yeniden masaya yatırabilirsiniz sevgili Yay burcu. Umarım beğenmişsinizdir detaylı yorumlarımı ve eğer ki bu şekilde detaylı yorumları tercih ediyorsanız lütfen kanalıma abone olup bir de zil butonuna tıklarsanız her zaman birlikte oluruz. Yayınladığım herhangi bir videodan anında haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şeyinizin, her istediğinizin, her şeyinizin, bu her talebinizin yerine gelmesi için